Ancak bir silah teslimatı söz konusuysa, ki bununla ilgili olarak da detaya girmeyeyim, şu anda maalesef beni çok üzen, sükutu hayale uğratan çok daha detay bilgilere sahip oldum. Burada açıklamayacağım onu bu gece. Sonuç itibariyle bununla ilgili olarak yargıyı göreve çağırdım. Aynen biraz önce diğer olaylarda olduğu gibi. Ve şunu söyledim. Eğer bu ülkede AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'na ya da gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımıza birileri silah dağıtmışsa, bu İçişleri Bakanı'nın sadece bilgisi dahilinde olacak bir şey olamaz dedim. Ve bazı kişilerin isimlerinden bahsettim. Ama bunun da yargı tarafından incelenmesi gereken bir mesele olduğunun altını çizdim. Ve maalesef üzülerek ifade ediyorum. Şu anda o dönem adeta arka kapıdan dolaşılarak bizim bilgimiz haricinde bir takım operasyonlar yapılmış. Bunları öğrenmiş olduk. Selim Bey, çok önemli bir şey. Zamanı geldiğinde daha detay bir şekilde açıklama imkanım olacak. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani ben altını çizmek için tekrar vurgulayayım. Biraz vaktinizi, genel başkanım da vaktini alacağım ama. Yani o Sedat Peker iddiası şuydu. Araba bagajlarında kasa kasa Kalaşnikov silahların AK Parti'nin gençlik kollarının yöneticileri tarafından Balat'ta başkalarına kasa kasa teslim edildiği yönünde çok çarpıcı iddialardı. Bunu doğrulattınız ve bunun detaylar çok var. Daha yaygın olduğunu, başka yerlerde de olduğunu mu tespit ettiniz? En azından bize bunu söyler misiniz? Zamanı geldiğinde Timur Bey, bunları çok daha detay bir şekilde inşallah konuşacağız. Çünkü...